Merhabalar, sushi alışverişi için Carrefour Gurme'ye geldik. Şimdi bakalım, gezeceğiz. Japon ürünlerini ve sushi malzemelerini tanıtacağız. Bir de ginger turşumuz var, zencefil turşusu. Bu ağzımızı mötülemeye yarıyor sushi yerken. Burada bir wasabi paste'imiz var, acı wasabi sosu. Bu miktar sanıyorum en uygun olanı evde tüketmek için. Bu da sushi'mize sarmak için bir bambu mat. Bununla o bildiğiniz rolları yapıyoruz. Burada da Japon Türk turşusu var. Bu şekilde satılıyor. Carrefour Gurme'lerde bu ürünleri bulabiliyoruz. Sushi'mizi yerken ve malzemelerini hazırlarken yine soya sosuna ihtiyacımız olacak. Burada çeşit çeşit soya soslarının ne olduğunu görüyorsunuz. Biz de şimdi uygun bir tane seçeceğiz. Birkaç tane rice tea'miz var. Bunlar da Japonya'nın aslında makarnası denilebilir. Bu şekilde değişik kalınlıklarda birkaç çeşidimiz var. Tabii Uzak Doğu'da yani çeşitli şekilde tüketiliyor. Bu mesela varmış. Thai varmış. Fiyatlarını da şöyle istiyorsan şu 11,5 Çin eriştesi diye geçiyor. Hatta bu biz noodle diyoruz ama erişte evet diyorlar. Biz de şimdi yeni yeni tariflere çalışıyoruz. Birkaç tanesini size tanıtmaya çalışacağız. Biz Carrefour Gurme'deyiz. Biraz fiyatlardan haberdar etmek istedik sizi. Hakimaki sushi pirinci 18 lira. Okome-san da 22.90. Aşağı yukarı bu daha ucuza geliyor. Çünkü bu 1 kilo 22.90. Bu yarım kilosu 18 lira. Bu 36 liraya geliyor yani. Bu kilosu 22.90. Farkı nedir ben de bilmiyorum. Osmancık'ta kullanabilirsiniz bunlar pahalı gelirse. Osmancık'ta da gayet güzel oluyor. Ama illa sushi pirinci alalım derseniz kilosu 22.90'dan başlıyor. Yine ramen. Uzak Doğu mutfağında Japonya'da sıkça tüketilen bir öğün. İçinde noodle, et, sebze bulunduran bir çeşit. Böyle makarnalı, erişteli çorba. Neler var? Karides aromalısı var. Mantarlı tavuklusu var. Biz de bunun noodle'ını alıp içeriğine göre hazırlamaya çalışacağız evde. Tek öğünlük 90 gramlar. Hızlı tüketmek için aslında ideal. Sushi yapmak için pirinçten bahsettik. Bir de pirinç sirkesine ihtiyacınız olacak ama biz Ataşehir'deki Carrefour Gurme'de pirinç sirkesi bulamadık. Buna dikkat edin. Çok çeşitli sirkeler var ama sushi için mutlaka pirinç sirkesi kullanmanız gerekiyor. Merhabalar. Şimdi de sushi alışverişi için metroyu gezeceğiz. Bakalım burada hangi ürünler var. Metrodayız. Sushi için genelde her şeyi bulduğunuz tek yer bir metro oluyor. Biraz alışveriş edebilmeniz için şöyle metro kartınızın olması gerekiyor. Yoksa da bir yakınınızdan rica edin, alışverişin keyfini çıkarın. Sushi sunumlarımız için biz yine tabak tercihlerini bu mağazadan kullanıyoruz. Böyle düz, kırmızı ve siyah renklerde, yani Japon renklerinde tabaklar var. Merak ediyorsanız sizin de metrodaki buraya onları bir ziyaret etmenizi öneriyoruz. Büyük boy tabaklar 85 lira. Bu bir küçükleri 59.99, 60 lira yani. Bir de şurada 69'a da var. Ama sanırım şu daha uygun olacaktır sushi için. Bizim bir diğer en çok sevdiğimiz ve kullandığımız ürün de bu Blackstone denen jeans. Kaseleri var, böyle içi kırmızı olanlar var ki bu gerçekten Japon kültürüne çok yakın. Sizin de sunumlarınız çok güzel olacaktır eğer bunları tercih ederseniz. Bu şekilde her boy, her çeşit dikdörtgen sunum tabağı da var, kasesi de var. Bunları
Çok rahat kullanıyorsunuz. Temizliği de kolay, görseli de çok güzel. Öneriyoruz. Biz bir önceki gelişimizde bu Blackstone sunum tabaklarından almıştık. Şöyle fiyatlarını da görün. Makro Center'larda da bulabilirsiniz. Hemen hemen fiyatları aynıydı diye hatırlıyorum. Biz de bunlardan olduğu için şimdi biz bu sefer içi kırmızı olan kaselerden alacağız. Bunları seçtik. Alıyoruz. Eğer taş size göre değilse bu şekilde bambu sunum tabaklarını da alabilirsiniz. Çeşit çeşit. Böyle bambu alternatifler de var. Bir tanesine bakalım. Örneğin şu. Dikdörtgen. Çok güzel bir sunum tabağı. Bu da suşiniz için bence ideal bir sunum tabağı olacaktır. Suşimizi sararken özellikle California roll tariflerimizde susam ve çörek otundan faydalanıyoruz. Sizin de almanız gerekecektir. Zencefil turşusu 19.90'dan başlıyor kilosu. Pembe ve bu bildiğimiz sarı rengi var. Metrodaki asıl uzak doğu ürünleri satan reyona geldik. Burada noodle'lar, soya sosları, sushi pirinçleri hepsini bulabiliyorsunuz. Şimdi detaylı olarak ürünlere bakalım. Metro'da böyle 1 kiloluk wasabi tozları satılıyor. Bunu suyla karıştırıp tüketmeniz gerekiyor. Ama 1 kilo eğer sadece bir deneme elliyse size fazla gelecektir. Ama isterseniz fiyat bilgisini de verelim. 42 lira oluyor 1 kilosu. Bu şekilde paketli bulabiliyorsunuz. Biz daha önce sushi satan restoranlardan rica etmiştik. Bir küçük kutuyu bize 15 liraya falan satmışlardı. O çok daha mantıklı oluyor. Onu bile bitiremiyorsunuz. Bu şekilde rice paper'ların da satıldığını göreceksiniz. İçine çeşitli deniz ürünleri ve sebze sarılarak tüketiliyor. Biz çok tercih etmiyoruz ama tabii zevk meselesi. Bu da çok ünlü bir ürünü uzak doğu. Okumesan marka sushi pirinci burada da satılıyor. 1 kiloluk 14 liraya bulabilirsiniz. Pirinci kullanarak suşilerinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde noodle'lar, Çin erişteleri de satılıyor. 2.99'a ramen adı verilen, daha önce de bahsettiğimiz Japon yemeğini hazırlamak isterseniz sizin de bu noodle'lara ihtiyacınız olacak. Fiyatı 2.99. Evet. Soya sosları hakkında da bilgi verelim. Böyle 500 mililitreliklerin fiyatları 5 lira civarından başlıyor. 7-8 liraya da var. Tabii çok daha farklı markaların 17-18 liraya da bulabiliyorsunuz. Şöyle biz ete de çok kullandığımız için 1 ya da 1,5 litrelik alıyoruz. Şunun fiyatı da 9.49. Ama sadece sushi için kullanacaksanız gayet şöyle bir 5 liralık olanlar yeterli olacaktır. Biz sushi ustası olmadığımız için ve balık, pişmemiş balık çok çabuk bakteri ürettiği için somon füme kullanarak hazırlıyoruz sushilerimizi. Reyonlarda somon fümeleri buluyoruz. Bunların haricinde yengeç ve ıstakoz surimiler etleri var. Yine California Roll'da yengeç surimi kullanmıştık. Şimdi de Red Tiger markası var. Bunlardan faydalanacağız. Tariflerde yengeç surimi ve ıstakoz surimiden de bahsediyoruz. Onlar böyle. 250 gramı 11.99 lira. Küçük boyları da 125 gramı da 5.99'a bulabilirsiniz. Burada somonlu tariflerde parça somon değil, böyle kırıntı somon almanızı tavsiye ederiz. Aynı şekilde sushi için de geçerli. 250 gramı 12.99. Migros'ta da var. Migros markanın da görüp kullanıyoruz. O da gayet lezzetli. Kilosu 53-55 liraya somonlu tarifler yapabilirsiniz. Yine tabii havyarlar var. Suşilerinizi hazırlarken özellikle pirincin dışa geldiği çeşit suşilerde havyarlardan faydalanılıyor. Fiyatlarını da çekelim.
Böyle iki cins havyar olduğunu göreceksiniz. Bir tanesi daha büyük, iri balık yumurtası, bir tanesi daha küçük. Küçüklerden faydalanıyor olacağız biz de. Suşimiz için. Şu anda mevsimi değil, yok karides. O yüzden biz de bu hazırlardan alacağız. Normalde nasıl ayıklandığı, nasıl yıkandığını daha önce paylaşmıştık. Çok zahmetli özellikle küçük boylar için. Hazırlarını tavsiye ediyoruz. Büyük boylarda tabii ki jumbo karidesleri alıp ayıklamanız gerekiyor. Ama küçükler işinizi görecektir. Dondurulmuş karides de bu. Horeca, Metro'nun kendi markası. 1 kiloluk. Paketlerde 19 liraya gayet rahat kullanabilirsiniz. Artanı da güveç yapacağız biz mesela. Bunu alıyoruz şimdi. Çok yakında karides güveç tarifimiz de olacak. Dondurulmuş ürünlerde yine bahsettiğimiz Metro'nun markası var. Böyle karışık deniz ürünleri salatanızda veya makarnanızda kullanabilirsiniz. Risotto yapabilirsiniz. Çeşitli seçenekleriniz var. Bunun da fiyatı 38 lira. Sirke de yanında pirinç sirkemiz de var. Pirincimizi hazırlarken bu pirinç sirkesinden faydalanacağız. 10 lira. Şöyle 620 mililitresi. Uzun süre gidiyor zaten ama kesinlikle sadece pirinç sirkesi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, her yerin hatasını söylüyoruz. Burada da maalesef Uzak Doğu Mutfağı'nda, Metro'da nori yok. Sushi yapmak oldukça zahmetli. Pirinç sirkesi yok bir yerde, bir yerde nori yok. Birkaç yer gezmeniz gerekebilir. Hazırlıklı olun şimdiden. Özellikle Dragon tarifimizde kullandığımız kuş gombazlar. Burada 13.99. Zaten diğer marketlerde de 15-17 lira civarında. Birkaç tane kullanıyorsunuz. Geri kalanını da çok çeşitli tarifte kullanabilirsiniz. Yeşili genelde kullanılıyor ama şöyle beyazları da var. Onlar da aynı diyor. Bazı tariflerde soya filisi de göreceksiniz. Soya filisi de şu şekilde paketler halinde satılıyor. 2 lira civarı. Metroda da nori bulamadık ama evde nori vardı. O yüzden evdeki noriyi kullanacağız. Makrolarda da nori var. Bugün Carrefour'da da nori göremedik. Sanırım herkes nori bitirmiş ya da bayram diye olabilir. Ramazan diye satılmaz diye mi almadılar? Şu anda hiçbir yerde nori yok. Carrefour'da pirinç sirkesi de yoktu. Nihan arabayı yerleştirdi. Metrodan işimiz bitti. Bu kadar övdük metroyu ama burada da eksikler olabiliyormuş. Makroya da bir bakalım ya. Ne dersin? Gidelim çıkmışken. Çünkü nori hiçbir yerde yok. Deneceğiz. Herkes sushi yapıyor sanırım. Son durağımız olan Makro Center'a geldik. Umarım burada aradığımız ürünleri bulacağız ve size tanıtacağız. Evet. Sonunda Makro'da bulduk. İşte nori 125 gramlı. Şöyle. 3 lira. Bir de şurada yine 36 liralık başka bir marka var. Bu bayağı gidiyor. Eminim ki çok fazla tüketmeyeceksiniz. Bunun içinde bakalım kaç yaprak var? 50 yaprak var. Biz bunu 4-5 seferde falan ancak tüketebiliyoruz. Sonunda Makro'da aradığımızı bulduk. Makro'da da wasabi paste'leri buldu. 10.95 gibi bir fiyatı var. Oldukça pratik olacaktır sizin evde kullanmanız için. 43 gramlık. Bence çok rahat alıp tüketebilirsiniz. Sadece bir tane kalmış. Zencefil turşusu 17.95. Ben çok bayılmıyorum ama sushi'nin yanında işte ikram edildiği için siz de denemek isterseniz alabilirsiniz. Bu arada sushi pirinci de bulduk. O da 1 kilosu yine 22.95'e makroda bulunuyor. Burada da Çin eriştesi var. Fiyatı görmeniz açısından yine çekiyorum. 400 gramı 6.95 ve yumurtalı olan yine 4.95. Burada da rice stickler.
400 gramı 12.95. Biz tabii ki ramen tarifi vereceğiz ama şöyle 4.35 liraya da alıp çok rahat siz deneyebilirsiniz. Karidesli var, mantarlı tavuklu var ve kızarmış sığır etli var. Bir tadına bakın, eğer çok beğenirseniz evde nasıl yapılacağını da göstereceğiz. İşte burada da yine biz sushi için kullandığımız taş kaplar. Fiyatlarda 1-2 lira sanırım farklı. Belki aynı bile. Biz de bunları sanırım 11.90'a aldık. Metrodan. Şimdi pirinç için böyle tahta kaseler tavsiye ediliyor. Çünkü lapa olmaması için, havalanması açısından tahta kaşık ve tahta kase. Biz de bu bambu kaseleri alacağız. Daha önce ben de seramik kullanıyordum. Şimdi haşladığım sushi pirincini bunun içinde üzerinde bir nemli örtüyle bekleteceğim. Çok başarılı. Hem de bu makroda eğer yanlış görmüyorsak 23 lira. Çok çok uygun. Tabii sushi denince akla gelen ilk şeylerden biri de chopsticks'tir. Ben bunlarla nasıl yiyeceğim dediğiniz bu chopstick'leri de 4.99'dan başlayan fiyatlarla Makro Center'da bulabiliyorsunuz. Şekilleri de çok güzel bir şekilde. Aslında uygun olarak tüketmek isterseniz tabii ki evde bulundurmanız gerekiyor. Evet. Şimdi biz artık eve gidiyoruz, hazırlanacağız ve çekimi yapmaya başlayacağız. Bye bye. Bye bye.